atmak veya üzmek istemem ama 40 VN'si olan bir adam ya. Ne kadar kötü oynayabilirsin. Oyun zaten 300 VN ile başlatıyor seni. Hani ne yaptın da 40'a düşürdün Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle bir World of Tanks videosunu daha buluşmuş olmaktayız. Şu anda Mighty, yüce, güvenilir, troll toplu, trollerin kralı olan 152 milimetrelik bir Rus devi KV-2. Arkadaşlar bu tank 2. Dünya Savaşı'nda Ruslar tarafından gerçekten kullanılmış bir tank. Bolca saldırıda, yani askerler saldırırken böyle havan desteği sağlasın diye yapılmış bir at. Bizim şu anda oyunda mesela kullandığımız gibi bir böyle ağır tank, önde durması gereken bir tank değil. Bu tank tamamen destek tankı. Arkada olup uzun mesafelere atış yapan bir tank. Şimdi şu an ne oluyor? 1C'ye mecbur böyle bir atış yapmak zorunda kaldım. Çünkü Panther atışını yaptığı zaman veya Chrysler atışını yaptığı zaman o 1C'ye oradan kaçacaktı. Bu zaten garantiydi. Şu anda bu arada Mecit'le beraber oynuyorum, bizim klandaki sevgili, değerli, çok değerli arkadaşım. O da orada Type 64 ile oynuyor. Bu birazcık benim nobluğumdan kaynaklanıyor. Uzun süredir oynamamamdan kaynaklanıyor KV2. Tiger'a böyle bir atışı, boş bir atışı kaçırıyorum. Şu anda şey için bakınıyorum. Acaba diyorum, o Udes orada mıdır diye bakıyorum. Son anda orada bir Leo çıkıyor. Ne kadar tatlı çıkıyor, farkında mısınız? Evet. Yani tavanını görüyorum adamın. Üstünden doğru bir mermi giriyor. Ve Udes de bu arada sağ tarafta. O baktığım yerde biraz evvelki. Şu an keşke yüklemiş olsaydım da o mermiyi oradan atabilmiş olsaydım diyorum. Fakat olmuyor. Bir blind shot deniyorum. Tabii ki KV2'nin mermisi birazcık şey olduğu için, ayarsız olduğu için ve ben de haritanın ta arkasındaki şeyi seçtiğim için alakasız bir yere gidiyor mermi, doğal olarak haklı yani oyun mekaniği. Ama 1C sağ olsun işimi kolaylaştırıyorum için ve güzel bir atış topundan vuruyorum, adam yanarak ölüyor abi. Hani KV2 tarafından vuruluyorsun, topundan vuruluyorsun, şansa bakar mısın yani hani. Şans, topundan vuruluyorsun ve yanarak ölüyorsun. Burada diyorum ki Mecit'e, ya Mecit diyorum, Uda sence hala orada mıdır? Ya o çoktan geri gitmiştir. Ya oğlum belki diyorum salaktır adam, gitmemiştir diyorum. Boş ver diyor, gitmiştir, sen ilerle diyor bana şimdi. Ben de ilerlemeye başlayacağım. Yani inşallah herhalde şu an aynen başlıyorum ilerlemeye. Çok güzel. Ve bakalım kim var orada, Udes. Ha tamam, görüşüm var mı? Yok. Eyvallah da Mecit yani. Hani Allah aşkına. Bir şanslı atış deneyecek miyim? Deniyorum ve alakasız. Malum 152 mm ne yapacağı belli olmuyor aletin. Neyse devam. Buradan devam. Durmak yok. Her zaman KV2'de aksiyonun içerisinde olmak lazım. Sol tarafta tam o yolda gördüğümüz Black Prince'i oyun boyu birazcık daha göreceğiz. O bir süre daha yaşayacak bizle beraber adam. Daha sonralarda denk geliyor olacağız ona. Şimdi buradan direkt böyle ben de orta yola gitmeye çalışıyorum. Çünkü etraftan dolanmaya kalksam çok zaman harcayacağım. Hiç gerek yok. Buradan gitmek çok 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 daha mantıklı bir KV-2 için. Karşımdaki tanklar da Behçet 12'de, T-25, Skoda T-25, Type 58, yani çok hafif zırhlı minnak tanklar. Burada bir gariplik yapıyorum, böyle bir lambur lumbur atlıyorum böyle. Allah'tan şey yapmıyor. Tank takla falan atmıyor. Burada bir Sneaky Dicker Max var. Şuradan haritadan göstereyim. Tam işaretlediğim yerde, bu kilisenin şeyin yanında takılan bir herif. Burada takılıyor. Tabii Dicker Max kolay kolay spotlanmıyor abi adam. Yani yaşıyor oradan ve atışını yapabiliyor bana spotlanmadan. Ben de şimdi açıkça söylemek gerekirse çok da bir görüş açım yok, ayrı mesele de. Burada Udes'e şöyle bir şey diyorum. Udes kaçamazsın diyorum, istiyorsan 80'le git diyorum. Geri Udes'in kaçta gittiğini biliyorsunuz, bayağı hızlı gidiyor Udes. Tam daha orada hızını alamamıştı, ayrı mesele de. Yine de ince bir target, ince bir hedef. 152'ye yani şuradan şöyle göstereyim.
Boşuna iki yıldız almadık diyeceğim de bir göremedim ki Namlu'yu. Namlu. Bakıyorum. Bir dakika. Bir geri alalım şöyle. Devam et canım. Evet. Şeye bakacağım diye, yıldızlara bakacağım diye atışı kaçırdım. Evet, geri alıyorum burada. Evet, burada bir Type 58'e bakıyorum. Ses yok. Bu Skoda'nın ne yaptığını hiç bilmiyorum abi. Hiçbir fikrim yok yani. Hani niye oraya çıkarsın? Görmedin mi beni? Spottayım zaten. Hani niye böyle bir hamle yapıyorsun? Unknown. Burada Type 58'den ya benim reload'umu bilmiyordu adam. Ne kadar süre olduğunu reload'umun. Gerek de kalmadı. Oraya girmesi zaten yetti. Adam büyük ihtimalle bottu. Şimdi şey yapmak istemiyorum. Eğer bir oyuncuysa ona hayal kırıklığına uğratmak veya üzmek istemem ama 40 VN'si olan bir adam ya. Ne kadar kötü oynayabilirsin? Oyun zaten 300 VN ile başlatıyor seni. Hani ne yaptın da 40'a düşürdün bu VN'yi. Değil mi? 512T çok canım benim. Yani ya farkında değil ya benim topumum kalkamıyor oraya. Onu mu düşünüyor, ne düşünüyor bilmiyorum ama kötü yapıyor. Hatalı bir iş yapıyor. Burada pilotu görüyorum. Şanslı bir atış. Yemiyor. Açıktayım. Burası birazcık şey, açıkta kal yani. Açık yani birazcık açık. Birazcık açık. Şimdi orada pilotun şöyle bir durum var. Pilot Black Prince'in de görüşü çok iyi değil. Benim de görüşüm çok iyi değil. Pilot çok rahat bir şekilde o çalıya gidip beni spotlayıp geriye çekilip çalının arkasından bana atış edebilir. Biliyorsunuz ki oyunun şöyle bir mekanik var. Çalının arkasında çalıyla aranızda 15 metreden fazla bir mesafe varsa, yani çalının keskin nişancı modunuzdayken çalının içini göremiyorsanız, çalının içinden göremiyorsanız karşı tarafı spotlanmadan atışınızı yapma ihtimaliniz oluyor. Çalı maksimum kamuflaj sağlıyor size orada. Şimdi burada Type 58 bir şey yapıyor, yürek yapıyor, yürek yiyor, bana saldırıyor. Ha, nedir? Sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Top Gun verdi bize. 6 kil oldu sayesinde. 2500 damage'e, 2600'e yakın bir damage'e ulaşmış olduk. KV2 ile bir 8 tier maçında. 3 tane var galiba 8 tier karşı takımda da bizim takımda da. 3 tane 3 tane sonuçta 8 tier maçı yani hani baktığın zaman. Evet, KV2 şu anda bir bekleme aşamasına giriyoruz. Neden bekleme aşamasına giriyoruz? Black Prince ne kadar canım var abi senin? 730 canı var abi adamın. İlerlemiyor. T71 böyle bir garip durumlarda. IS-2 ile UDES. Şimdi UDES sol taraftan ilerliyor ama IS-2'nin ne yapacağı belli değil. Şöyle bir durum var. IS-2'nin mermisi, daha doğrusu topu UDES'i her türlü overmatch ediyor. Nedir overmatch? Adamın topunun kalibresi, yani santimetresi neyse boyutu işte, karşıdaki zırhın 3 katından fazla, yani zırh kalınlığının 3 katından fazlaysa overmatch. Yani açı fark etmeksizin AP mermi, APCR mermi giriyor. Hash falan onları bilmiyorum tam giriyor mu girmiyor mu ama bildiğim kadarıyla yüksek patlayıcı girmiyor. O kadar. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey. Ama dediğim gibi mesela bende 152 mm var. Ben şu anda mesela UDES'e ateş ediyor olacağım 152 mm'yle. Yüksek patlayıcı atarsam sadece zırh kalınlığının ince olmasından dolayı attığım hasar etki edecek. Ah, burada pilot sağ olsun kendini öldürtüyorken bize. Mesela 152 ile attım. Yüksek patlayıcı attım. Adama tek atmama ihtimalim var veya işte 900 vurmama, full penetration yapmama ihtimalim var. Neden? Çünkü adamın zırhının kalınlığı işte kaç? 30 mm mi, 25 mm mi? Öyle bir şey. Girmiyor içine çünkü öyle bir durumda. Ya da yüksek patlayıcının delişi yetiyorsa giriyor. Eğer AP atmış olsam ve delişim yetiyor olsa, yetmiyor olsa bile, pardon, delişim yetmiyor olsa bile AP mermi orada giriyor. İyice boku saradım. Anladınız siz overmatch olayını. Çok şey yapmayayım ben daha fazla kurcalamayayım. Boka batıyor iyice. 2600 damage'e ulaştık. Orada çok küçük bir şey pilota ufak bir atış yaptık ama burada UDES IS-2 daha doğrusu hat şeyini yapıyor. Hamlesini yapıyor ve IS-2'yi öldürüyor. Ben de böyle bir taneden yere bir sıkmak istiyorum dünyaya. Pek bir şey kaldırmıyor yerden ama öyle birazcık işte çukur olsun demişim. Evet arkadaşlar teşekkür ederim. Çok sağ olun izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşça kalın.